İnsan işte benden tutarak yeterken derecede ahli cennet cennetine kırgını da Allah Teala ya ahli cennet aradıydım dedi. Yani ahli cennetke Allah Teala ne daha kılıp etedi ki ey bendelerim razı buldunuz mu dedi. Ahli cennet etedi ki o ma lana la nerda ya Rabbena dedi. Biz gündeme ki ya Rab biz razı bulmasak. Vakat a'taytana ma lam tuti ahad min halkik. Bizge bironta bendenge bermegen nimeti verip bo'lding. Berding biz nimaga norozi bo'lamiz axir. Shunda Alloh taolo shunda Alloh taolo aytadi ki, men sizlarga bundan afzal narsani bermoqchiman deydi. Shunda ahli jannat ayta so'raydi ki, bundan afzal narsa nima bo'lishi mumkin? Alloh taolo javob beradi. Uhillu alaykum ridai fala asqata alaykum abada. Sizlarga roziligimni tushiraman. Sizlarga roziligimni nazar qilaman. Mening roziligimda sizlar g'arq bo'lasizlar. Abadul abad men sizlarga norozi, ya'ni g'azab qilmayman dedi. Bu juda katta maqom. Buni inson faqat orzu qilamiz bu narsaga. Faqat orzu qilib yashaymiz. Ya'ni inson samarani xohlaydi. Yuqorida aytilgandek, biz naq narsani xohlaymiz odatda. Lekin ba'zan nasiya bo'ladigan narsaga ham qarashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizga beriladigan narsa, mashalloh, ahli jannatga beriladigan narsa Alloh taolaning o'zining so'zidan aytiladiki, ya'ni jannatdan da azob bo'lgan narsa u uning roziligidir. Shuning uchun Alloh taolo validonu minallohi akbar dedi. Allohning bandadan rozi bo'lmoqligi u buyuk narsadir va har bir narsadan afzal hisoblanadi. Buni his qilmoqlik katta ne'mat. Bu buyuk ne'mat. Inson Alloh taolo undan rozi bo'lganini his qilish bu ruhiyatda yashashimiz. Alloh taolaga muqarrab banda ekanligini his qilib shu shuur hissiyot bilan yashamoqlik u buyuk ne'mat hisoblanadi. Shuning uchun bu ne'mat juda ham oz bandalarga beriladi. Buni eng katta ma'lumotlardan biri inson qadaridan, hayotidan har bir narsadan rozi bo'ladi. Har bir narsadan rozi bo'ladi. Mana shu roziligi Alloh taolaning rozi bo'lganligining bir nishonasi, samarasi bo'lar ekan. Keyingi samaralardan biri ulamolar aytadiki, albatta Alloh taolo inna Alloh yakfi. Ya'ni Alloh taolo butunlay bandasini o'zining himoyasiga olar ekan. O'zining rioyasiga olar ekan. O'zi muhofaza qilar ekan. Butunlay dunyo va uxrovi ishlari hammasiga o'zi kifoya bo'lar ekan. Qachon? Qachonki biz Robbimizdan, uning qadridan, hayotimizdan rozi bo'ladigan bo'lsak. Bunga dalil bormi? Albatta, har bir so'zimizga dalil bor, alhamdulillah. Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda Imom Tirmiziy rivoyat qiladilar. Man iltamasa lillah bi sahatin nas kafalloh mu'natan nas. Kimki Alloh taolaning roziligini qidirsa, Alloh taolaning roziligini har bir amalda qidirsa, bandalarning noroziligi bo'lish hisobidan, bandalarning noroziligiga e'tibor bermasa, diqqatini qaratmasa, lekin Robbisining roziligini qidiradigan bo'lsa, kafalloh dedilar payg'ambarimiz. Ya'ni Alloh taolo uni o'zi rioya qiladi. Uni o'zi himoya qiladi. Nima narsadan? Bandalarning sharridan, bandalarning yomonligidan, ularning makridan, ularning har xil xiyonatlaridan, ya'ni Alloh taolaning o'zi himoya qilar ekan. Buning farqli o'laroq nomda e'tibor bering. Mana hozir farqini gapirganimizda shunday jamiyatdagi holatimiz ko'rinib qoladi. Buning aksi o'laroq hadis davomida aytiladiki, kimiki bandalarning rozini qidirsa, Allohning, ya'ni Alloh taolani norozi qilish hisobidan Robbisini norozi qildi, e'tibor bermadi, lekin bandalarga e'tibor berdi. Bandalarning roziligini qidirdi, Allohning norozi bo'lish hisobidan. Astag'firulloh. Va kalahulloh alannas. Hadis aytiladi, ya'ni Alloh taolo bandalarga tarq qilib qo'yadi. Butunlay uni hayotini, mamotini bandalarga tarq qilib qo'yadi. Biz mana shu hadisda ulamolarimizning eng yaxshi, ajoyib shartlardan biri ulamolar aytadiki, sallatuhulloh. Sallatuhulloh ala nas. Ya'ni aytadiki, ya'ni Alloh taolo shu bandalarni o'ziga tarq qilib qo'yadi. Biz bandalarga tashab qo'ygandan keyin bu inson bandalarning sharridan, yomonligidan, ularning makridan, ularning xiyonatlaridan hech ham omonda bo'lmas ekan. Nima uchun mana hozir shikoyat? Mana hayotimizga qaraylik, voqelikka qaraylik. Odatda shikoyatimiz ko'p.
Ahmet taşmadan taşmadan işmeden şikayet kılgan. Kimdir kimge yamanlık kovurgan? Yok. Nima uchun? Çünkü bizim hayatımız, bizim hayatımız. Odatda biz Rabbimizin ağzını kıdırmıyız da. Yani biz odatda insanların ağzını kıdırmıyız. İmam Şafii aytganlardek, yani ridon nas gayeler tuduruk degenler. İmam Şafii rahmetullahi aytganlar ki, yani insanların razı kılış, bu şunaqa bir çok kimge unga yetib bo'lmaydi. Birinciden insan İnsanlar razı kılış için kegen yok bu dünyaya. İkinciden insanlar razı kılış için kegen yok. Hemasında mahçuma. Eğer de insanlar razı kılış imkanı bugün dedi, peygamberler ve büyük insanlar razı kılış için bulardı. Peygamber Aleyhisselam zamanlarda Peygamber Aleyhisselam'dan minlep insanlar razı oldu akır. Şunun için hazır biz her bir hayatımızda, libasımızda, sözümüzde, amelimizde, adamlar ne kadar iken deyimiz. Ne kadar iken deyimiz. O da ertelip işe çıkartırken bu seyiz, o çası derizini açıp kalıyorsunuz. İnsanlar ne mal libas giyerken deysiz. Yok, köçede hava kanaka. Ben ne mal libas giysem, ben de doğru gelir demeyiz. Yani biz şuna ruhiyetlerimiz, farzatlarımızın şuna ruhiyetlerine böyle yapmaz. Şuna yapma. Hop, ne mal nasıl oladı? Her bir nasıl da Rabbimizin razını terk kılıp, bendelerinin razılığını ayrı kıdırırken bu sey. Gerçi Allah-u Teala bizden hasap kılırken bu sey. Ama şimdi Allah-u Teala bizim bendelerini terk koyarken. Aslında adalet bu nasıl? İnsan bile Allah-u Teala muamına kılırken bu sey, fazlıyla aldın. Adolatla muamele qiladi. Çünkü insan Rob, yani insan insanlar mı roziga qiladi. Xohladi ve istedi, qidirdi. Unda bo'lgandan keyin Alloh taolo tark qiladi. Mana insonlar bo'ladigan bo'lsa, va kalahu alannas. İnsonlarni o'zi tark qilib qo'yadi. Bas bu insan başka insonlarning makridan ve yomonligidan xalas bo'la olmaydi ve ularni Alloh taolo rioya qilmaydi, muhofaza qilmaydi ham. Shuning uchun Muaviya radhiyallohu anhu Ayşe anamızda Resulullah'ın bir hadislerini ben yazıp vereyim de hep cennetkenlerdi. Ayşe anamız bana hazırda zikirken hadisini yazıp cennetkenlerdi. Ata Allah s-sakam dariyat edilir ki Celle Rabbuna en nu'amilehu en nu'amilehu naqdan ve en yu'amilena fe yücaziyene nesiyeten. Rabbimiz biz Rabbimizde naqd muamele kısak bizde nesiyye muamele kılmaklıktan büyükraktır dedi. Naqd mana to'la naqd ham beradi. U qalb xotirjamligi edi. Dunyoning jannati edi. Valiman xofa maqom robbi jannatan. Kimki robbisini qo'rqadigan bo'lsa, endi qo'rqadigan inson rozi bo'ladi albatta. Har bir narsa Alloh taolaning hikmatini, uning ilmini ko'radi. Ya'ni robbisini rozi bo'lgan insonga ikkita jannat beriladi. Robbisini rozi bo'lgan jannat insonga ikkita jannat, u jannat qanaqa jannat edi? Bittasi dunyodagi jannat edi. Shuncha aytiladiki, kimki dunyodagi jannatga kirmasa, oxiratdagi jannatga kirmaydi. Qolaversa donda bitta narsani tushunishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mahbub zotdan bo'lgan har bir narsa mahbubdir. Kulli shay minal mahbub mahbubun va kulli shay minal azim azimun degan qoida bor. Biz sevgan, biz muhabbat qilgan zotdan har bir sodir bo'lgan narsa biz uchun muhabbatlidir. Nima uchun? Chunki biz muhabbat qilamiz, biz yaxshi ko'ramiz. Biz uning hikmatiga iymon keltirdik-da. Biz bilamizki Alloh taolaning qo'lida faqat yaxshilik bo'lmoqligini. Doğru mu? Allah Teala'nın kolunda fakat yaşlı gibi olandı. Şunun için Allah Teala nimet dedi. Zahiri ve batın nimet hakkında bize yapardı. Zahiri nimet bana şu oturuşumuz buna dediğim bu sefer. Batın nimet o musibet bulmak dediğim mümkün. O musibet sıfatı da keledi. Lekin içi de elbette nimet buladı. Kirin maçtaki kirin. Kançıda kança insanların kuramızı sohbaki gelirlerini. Her birbirine yaklaşar dediğim bu sefer. Her birinin Allah'a kıssası var. Her birinin hayatı da Allah'a muamması ve musibeti var. Bu nimet aslında. Doğru mu? Şunun için bilishimiz kerak bo'ladigan narsa Rabbimiz dunyoda ham bizga albatta beradi mukofotni va oxiratda ham beradi.